Peki hocam, panik atağa neler sebep olur? Genetik faktörü var mıdır? Aslında bu bardağın dolup taşması da diyebiliriz. Yani kişinin böyle bilinç dışında oluşturduğu stres, endişe, tedirginlik, korku, kaygı bir birikim oluşturur. Bu panik ataklarda bu dolan sistemin taşma anıdır. Yani kişinin artık kaygı sisteminin tolere edilemez, üstesinden gelinemez halidir. Yani bu bardağın dolması belki anne karnından itibaren, belki ilk çocukluk döneminden, belki erişkinlik dönemine kadar gelişen yaşadığımız her türlü stres verici olay bizleri panik atağa hazırlayabilir. Ve panik atak oluştuğunda da aslında vücut şunu demek ister. Ben artık kaygıyı telafi edemiyorum, saklayamıyorum, tolere edemiyorum, bunu dışa vuruyorum. Yani bardağın taşıp artık dış dünyaya sinyal vermesidir. Bu açıdan yani panik atak biriken kaygının, biriken negatif enerjinin dışa vurulması, dışa atılması da diyebiliriz. Ama tabii bu şekilde dışa atılınca kişi rahatlar, çözüm oluşturur değil. Bu bozuk bir sistemin dışa veren sinyalleridir. Yani o sistemin düzeltilmesi lazım ki o sinyaller olmasın. Yoksa panik atak geçirdikçe kişi bunu dışa atar, rahatlar gibi yanlış bir anlaşılma olmasın. Panik atak bir sinyaldir. O kaygı sisteminin bir sinyalidir. O kaygı sisteminin çözümlenmesi ve tedavi edilmesi gerekir.